belki çizgi film kahramanı isminden anımsayabiliriz izleyenlerimiz. Nedir bu Rapunzel hastalığı? Ve sizin de en son hastanemizde yapmış olduğunuz Ukrayna'dan gelen hastamızdaki bu ameliyat gerçekten belki de Türkiye'de birkaç hastanede yapılan önemli bir ameliyat ve her zaman da sıklıkla karşılaştığımız bir ameliyat olduğunu düşünmüyorum. Rapunzel hastalığından biraz bahsedebilir miyiz izleyenlerimize? Evet. Şimdi gerçekten dediğiniz gibi dünyada da nadir rastlanan, yaptığımız büyüklük açısından da işte, görüntülerde de görüldüğü gibi böyle ufak tefek bir şeyden bahsetmiyorum. Gerçekten böyle ekstrem bir durum. Rapunzel bir çizgi film kahramanı da bir masal prensesi esasında. Saçı çok uzun. Buradan dolayı bir atfedilmiş bu hastalığın adı. Hastalık şöyle, daha çok hanımlarda görülen saç yeme hastalığı. Yani stresten ya da bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı böyle sakız çiğner gibi saçlarını yerler ama bunu bilerek yapmazlar. Ve bu yıllar içerisinde o saç midede birikir. Çünkü saçın temel yapısında keratin vardır bilirsiniz. Evet. Bütün reklamlardan falan da gördüğünüz çok keratin, keratin falan. Ve içerisinde oluşan o proteinleri mide sindiremez. Çok enteresan. Yani birçok şeyi parçalayacak kadar asit üretir mide. Ama böyle yaratılmış demek ki saçı sindiremez, öğütemez yani. Ve bu saç midede yavaş yavaş birikir ve midenin o öğütücü hareketleriyle beraber bir sarmal oluşur. Önce ufak bir yumak, ondan sonra daha büyük, daha büyük ve bu giderek midede hem mide duvarını da tahriş eder ve midenin şeklini alacak kadar yani mesela bu hanımefendi de daha artık yer kalmamış yani midede. Tamamını doldurmuş. Bunun da, bu hanımın da farklı bir hikayesi var. Gerçekten dediğiniz gibi yurt dışından geldiler. Orada da tabii doktorlar var. Birkaç çeşit illerinde hatta hastanelere gitmişler falan. Neyse gerçekten ülkemiz hem bu yönden gelişmiş hem de hastanemiz. Yani bana ifade edileni söylüyorum. Yani biz seni ameliyat edemeyiz. Ameliyat olursan ölebilirsin falan gibi ifadeler kullanılınca bu sefer tabii hastada bir çare bulmaya çalışmış yurt dışında ve bize ulaştılar. Çok başarılı bir ameliyatla bu devasa bezoar denir, fitobezoar yani bütün şeyi, saçı midesinden çıkarttık çok küçük bir kesiyle. Midede hasar oluşmayacak şekilde onarımını yaptık. Birkaç gün hastanemizde o taraf yarası iyileşene kadar şey yaptıktan sonra çok kısa kaldı yani 3-4 gün sonra da tekrar gitti. Peki hocam yani o saçı, o kıl yumağı diyelim nasıl midesinde saklıyor? Ya nasıl barındırıyor? Çünkü evet, görüntülerden de gördüğümüz üzere gerçekten sevgili izleyenlerim hani böyle bir ürpertici bir görüntüsü var. Kıl yumağı çıkartıyorsunuz midenizden ve mide görüntüsünde, şekli de tam mide yanmış. Tamamen mide yanmış, evet. Mide, onu mideyi artık tıka basa dolduracak kadar olmuş. Bu hatta ben ağırlığını falan da ölçtüm, yaklaşık 1,5 kiloya yakın. Bunlar dünyada bile, yani hani hasta büyüktür, evet, midesi büyüktür. Ona göre de saç çıkar. Bunda %99'a kadar doluydu hatta. Biraz mideden geçip 12 parmak bağırsağına bile dönmüş bu saç kısmı. Yani daha da dolacak bir yer yok. Zaten hasta zayıflamış çünkü yeterince beslenemiyor. Çünkü volüm var midede zaten o şeyden dolayı. Sulu gıdalarla biraz beslenebiliyor falan. O saç da yüzeyi de tahriş etmiş. Hanımefendinin de kalıncana siyah saçları var. Hani yapısı böyle. Şimdi onun biraz da tabii üzücü bir hikayesi var. Yani o psikolojisinin bozulduğu bir dönem olmuş. İşte çocukları olmuş, çok bir süre bekledikten sonra o çocuklar 2-3 aylıkken ya da 3-4 aylıkken anne karnında vefat etmiş. Sonra ikinci deneme, üçüncü deneme falan hep bu da bir yıpranmaya neden olmuş. Psikolojik travma yani. Psikolojik travma neden olmuş. O da böyle koparıp koparıp saçını yemiş.
Bu da yavaş yavaş yıllar içerisinde eriyemediği için de birikmiş ve böyle bir ekstrem bir probleme dönüşmüş. Hayır hocam, kireç yiyen duyduk. Evet, mesela toprak yiyen diye duyduk. Doğru, evet. Kil yiyen de duyduk ama ben ilk defa saç yiyen duydum.